böyle yazılmış. Arap böyle buradaki ismi işaretteki hemzeyi böyle yazıyor. Onun için yazılarda Kur'an-ı Kerim'de mutlaka bunun altında kasır işareti vardır. Dikkat et, burada vav var diye metni tabii yapma, uzatma. Ulai kasır. Burada uzatma yok. Geçtik bunu da. Geldik bu kısma. Lai derken harf-i metten elif var mı? Makabri fethalı harf-i met. Harf-i met bu. Harf-i metten sonra sebeb-i metten hemze var mı? Bu da sebeb-i metten hemze. Sebeb-i met. Harf-i metten sonra sebeb-i metten hemze gelmiş. Ulaiye zaten biz ne dedik? İsmi işaret. Bir kelime olduğu belli. Aynı kelimede bulunmuş, metni muttasıl olur. Bu aradaki met münasebetimizin adı da metni muttasıl. Muttasıl. Öyleyse okuyalım şimdi bunu. Tahkikle okursak 4-4. Ha. Okuyorsam ha entum haula ha entum haula iki elife düşürüyorum. Şunu iki elife düşürüyorum ama bunu bir elif. Bunu niye bir elif yaptım? Metni muttasıl olduğu için. Ha entum haula bu da tedbirle okumuş öğrendim. Bu da tamam. Tamam. Peki. Şimdi şıklardan birisini bitirdik. Geldik diğer şıkka. Diğer şıkta kim kuvvet veriyordu sebeb-i metten? Sükun kuvvet verecek. Şayet kuvvet veren sükun, iki tane sükun vardı. Sükunu lazımsa metni lazım olur. Şayet sükunu arızsa metni arız olur. Diyeceğiz. Demiş zaten bakın metni lazım. Harfi metten sonra sebeb-i metten sükunu lazım gelir. İkisi aynı kelimede bulunursa metni lazım olur. Aynı kelimede bulunursa kaydını koymamız gerekiyor. Neden koymamız gerekiyor? Biraz sonra göstereceğim. Gelelim şimdi örneklere. Evet. Örneklere gelelim. Örnekleri gelmeden önce biraz arkadakiler göremiyor herhalde. Ha. Şimdi biraz daha büyüdü. Şimdi bu örnekte göstereceğim ben size hepsini. Metni lazım. Aha. Tamam. Aa, buradan göstereceğim. Şimdi ne dedik biz tarifte? Tariften gidiyoruz. Ama tarifte karanlık olmasa da bir gri noktamız var. Ne? Sükunu lazım. Çünkü bu dersi biz diyelim ki 15 gün önce veya geçen hafta anlattık veya dün anlattık. Unutulmuş olabilir. Tamam mı? Bilinmeyen bir şey, bilinmeyen bir şeyle izah edilmez. Tamam mı? Sen kimsin Ahmet? Tamam Ahmet de kimsin? Mehmet'im oğluyum. Mehmet kim? O da benim babam.
ne oldu? Kısır döngü deniyor buna. Devri fasit. Böyle olmaz. Yani bilinen bir şeye nispet etmen gerekiyor tanıtmak için, değil mi? Evet, bilinen bir şeye, malum bir şeye. Evet, üstad bunu nerede anlatıyor? O hani şu dört satırlık orada bir hamd tesbih ifadesi var ya, bunu okuyana Hazreti Musa ve Harun aleyhisselam'ın sevabı verilir. Şimdi teşbih kaidesidir diyor. Meçhulü maluma kıyas eder diyor. Evet. Şimdi meçhul meçhule kıyas eder mi Fatim bir peygamber? Fatim bir peygamber yani zeki. Evet. Yani şimdi bunu yani herkes bilir. Şimdi orada bu virdi, bu ifadeyi, bu duayı neyse okuyana verilen bir sevap bizce o an için meçhul. O sevabı bize anlatıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, malum hale getirmeye çalışıyor. Ve diyor ki, aha buna öyle bir sevap verilir ki bir bilseniz. Peki nasıl bir sevap o? Hazreti Harun ve Musa Aleyhisselam'a verilen sevap. Peki ben onu bilmiyorum ki. Şimdi ne oldu? Şimdi meçhulü meçhule kıyas etti. Şimdi Fatim bir peygamber bunu yapar mı? Yapmaz. Harşa sümme harşa. Şimdi orada bizim Harun ve Musa aleyhisselamın sevaplarının bizim zihnimizde bir malum hale gelişi var. O taakkul ve tasavvurdan biz onu işte ne kadar olabilir? İşte Karadeniz ne kadarmış Halil Hocam? Gitti mi o? Emmimgil'in Gazan'dan diyor 40-40,5. Yani bak Karadeniz o kadar büyük, o kadar büyük ki ne kadar büyük? Emmimgil'in Gazan'dan diyor 40-40,5. Yani Karadeniz'in büyüklüğünü ancak o kadar tasavvur edebiliyor. Ha, şimdi bu adam bu adama desen ki şu işi yap sana Karadeniz'i bağışlıyorum. Doğrudur yani sözü. 40-40,5 Gazan su bağışlar olur biter yani. Çünkü onun zihninde malum hale gelen şekli Karadeniz'in o. Her neyse. Orada da bizde saftir kimseler vardı diyor. Derlerdi ki işte bizim ağamız padişah kendi ocağının başında buğdu pilavı yaparken ne ediyor, ne yapıyor onu bilir. Şimdi bu adama diyor sen diyor şu işi yapsan sana o tasavvur ettiğin sence malum padişahlık haşmeti kadar bir haşmet vereceğim desen o söz doğrudur diyor. Ya bunun gibi bir şey. Ya koca üstad be. Evet. Ne kadar hemen tereyağından kıl çeker gibi meseleyi. Bakın o kadar uç bir misal veriyor ki. Ha, şimdi hemen bu hadisi bir takım aklına güvenen zındıklar böyle hadis mi olur? Bizde çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer senette sıkıntı yoksa, senette sıkıntı yoksa, sahih bir rivayette gelmişse en azından sükût etmek mecburiyetindesin. Sükût edeceksin. Tevil etmeye çalışacaksın. Zahir şeriatın muhalif görüyorsun. Anlamaya çalışacaksın. Bak şimdi üstad teşbih kaidesiyle, yarım cümleyle anlatıverdi. Sen anlayamadın. Aklına muhalif görüyorsun. Aklın mühendis değil ki, ölçü değil ki. Onun için senedi kuvvetliyse, sikar avilerle gelmişse sükût edeceksin. Ya bir tevhiri ya bir tefsiri vardır deyip ilişmeyeceksin. Bu hadis değildir diye kenara atmayacaksın. Neden? Çünkü haşa sümme haşa bu rivayetin kendisine isnat edildiği peygamberi tekzip manası çıkar. Onun için bir mümin, daha dün mevzu bahis oldu bir arkadaşın yanında, onun için bir mümin muhakkak ve muhakkak nüzul-i İsa meselesine veyahut mesler üzerine mes konusuna inanması gerekiyor. Evet, inanması gerekiyor. Yani bunlar niye akide kitabına girmiş diyor adam. Yani bilmiyor muydu haşa tarih
mezhep üzerine mezhep konusunun fıkıh konusu olduğunu, akide konusu olmadığını bilmiyor muydu yani? Oraya alışı ondan dolayı değil. Peygamberlere imanın ilgilendiren bir yönü var. O cihetten almış onu oraya. Çünkü zındıklar itiraz ediyorlar. Mezhep üzerine mezhep meselesi yoktur diyorlar. Şimdi bakın bunun altında ne yatıyor? Şu yatıyor. Peygamberlere iman 5 vacip sıfat çerçevesinde şekillenmesi gerekir. Nedir? Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ. Yani peygamberlere inanıyorum ben ama haşa sümme haşa peygamberler ara sıra yalan söyleyebilir. Bu peygamberlere iman mıdır? Böyle bir iman makbul müdür? Hayır. Kesinlikle makbul değildir. Yani peygamberlere inanacaksın ama peygamberlerin kesinlikle yalan söylemeyeceğine de inanacaksın. Çünkü peygamber olabilmesi için vacip sıfatlardan birisi bu. E şimdi bakıyorsun 100 küsur rivayet, bunun 60 küsur tanesi sahih rivayet, bir şekliyle o hadislerde ortak bir mana var. Ne o? Nüzul-i İsa. Öyleyse bir mümin tevil edebilir, o ayrı. Ama mana olarak bir şekliyle amma tevilli amma tevilsiz. Risale-i Nur'da her ikisi de izah edilmiş. Evet, nüzul-i İsa manasına inanmak mecburiyetinde. İnanmazsa Allah muhafaza imanı tehlike eder. Kafir olur da demiyoruz bakın. Kafir olur demiyoruz, dikkat etmesi lazım. Onun için mütevatir bil mana yakiniyet ifade eder. Yakin ifade eder. Evet. Aynen mezhep üzerine mezhep konusu da öyle. 40 küsür tane sahih rivayet var. Bir şekliyle Efendimiz mezhep üzerine mezhep ettiğine dair. Ama bir rivayette diyor ki falan gazveye çıkarken, öteki rivayette falan gazveye çıkarken. Ama her ikisi de sahih. Ama tek başına mütevatir derecesine çıkmıyor. 3 kişi de, 5 kişi de kalmış, 2 kişi de kalmış. Yani en azından 10 ve üzeri olması gerekiyor her zincirinde, senedin her halkasında, zincirin her halkasında. Ama düşmüş sayı, onun altına düşmüş. Ama mütevatir rivayetleri rivayet eden aynı sika raviler var zincirde. Hepsini birden topladığında hepsinde ortak mana ne? Bir şekliyle hangi sefere giderken olursa olsun bir şekliyle Peygamberimiz mezhep üzerine mezhep ettiği haber veriliyor. Şimdi peygambere yalan isnadı bir türlü olmuyor. Allah rahmet eylesin İbrahim Canan Hoca. Hafız Ahmet dedi, nasıl anlıyorsun bunu? Hocam gayet açık. Yani yalan isnadı nasıl olur? İşte demediği halde kâle Resulullah deyip uydurup geçiyorsun. Hayır dedi, o yarısı. Ya diğer yarısı ne? Dediği halde demedi demek de yalan isnadıdır. Bakın dediği halde demedi demek de yalan isnadıdır. Öyleyse madem ki sahih bir rivayette gelmiş ve mana olarak da mütevatir tek başına senediyle beraber mütevatir olamıyor. Ama her bir farklı sahih senedin ortak bir manası var. Ne o? Bir şekliyle mezhep üzerine mezhep ettiğine dair ortak mana bu. İşte buna manen mütevatir deniyor. Bir salak, hocam huzurunuzu tenzih ederim. Manen mütevatiri nasıl anlıyor biliyor musun? Şimdi bu meseleyi tartışıyoruz. Mana aleminde rivayeti anlıyor. Manen mütevatir buymuş. Şimdi bundan ben neyi tartışacağım yani? Kalkıyor bu adam hadisleri kritik yapıyor. Haddini aşmış yani. Böyle yani ya cahildir ya zındıktır. Ya cahildir, itibar edilmez. Ya haindir gene itibar edilmez. Yani bu kadar basit bir usulü hadis bilgisi İmam Hatip 11. sınıfın kitabında var. Yani bunu niye anlattım? Üstad Hazretleri o 12 asılda usulü hadisi bir bakıma özetlemiş. Yani ne kadar muhteşem manalar var orada. Evet, yani işte
10.sun mu 8.sinin son tarafında değil mi bu var? Yani ya diyor bir tevhiri ya bir şeyi işte tefsiri vardır de ilişme. Kime? Sahih bir senetle gelen rivayetlere. İşte bakın en uç bir misalini de kendisi orada veriyor. Hemen duyar duymaz itiraz edilebilecek bir hadis. Ya nasıl olur? Ulu lazım bir peygamber Musa Aleyhisselam. Bir o da değil, Hazreti Harun da var. İkisinin sevabı. 4 satırla. Ha, işte diyor ki, bizim hafsalamız o saftil bedevi kadar da diyor, Hazreti Musa ve Harun Aleyhisselam'ın haşmeti nübüvvetinden hasıl olacak o sevabı idrak edemiyor. Ha, bizim idrakimizce malum olan sevabı kastediyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Bir kardeşle geçen Antalya'dan bir meşhur alimlerden birisini şey yaptı, Suriye'de okumuş etmiş falan oradan gelenlerden. Ya diyordu ki sanurları diyor takdir ediyor ama diyor bu Ebced Kifir hesabı ile ilgili şunları söyledi. Böyle baya bir pür telaş bana dert yandı. Ondan sonra tabii ben telessüm ediyorum. Abi ne oldu? Dedim ya dedim neden bu kadar şey yapıyorsun? Yine orada demiyor mu Üstad Hazretleri, şeriatın, dinin bir takım meseleleri çok kuvvetli, yakın, sağlam delil ister. Ama bir kısmı var ki inkar etmemek yeter. Belki ondan daha aşağıda bir takım kanaatler. Üstad Hazretleri benim kanaatim diyor orada. Yani kalkıp da Üstad Hazretleri Ebced ve Cifir'den hareketle hurufilerin yaptığı gibi önemli hükümleri onun üstüne mi bina ediyor? Hayırdır, şahsımı ilgilendiriyordu diyor. Hatta hiç kimse de bilmiyordu diyor. Ama Tahir'i de odun yığınlarının arasında çıktı diyor. Onu kendileri işaret etmiş oldular yani. Mahrem, yani bir takım has talebelerin biliyorken diyor. Bu diyor kanaati şahsiyem diyor. Ona Üstad Hazretleri o dönemde ihtiyaç hissetmiş. Sen her şeye Kur'an'dan delil getiriyorsun. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul ediyor mu? Öyle mi diye bir vaki itirazda birden diyor 33 ayet-i kerimedeki bu nükteler diyor. İşte nasıl işaret ettiğini kanaatlerini yazıyor. Ben demiyorum ki ayetin sarih manası budur. Ta ki alimler desinler ki fihi nazarun. Yani öyle şiddetli bir dönemde teselliye muhtaç bir vaziyette bu manada işte Kur'an-ı Kerim bu hizmeti, bu faaliyetleri avuşuna almış. Ona bir işaret mana tabakaları içerisinde bu asırda diyor bir külliyettir. O külliyetin içerisinde bir ferdi de Risale-i Nur'dur. Sadece Risale-i Nur da demiyor. Bütün İslami hizmet ve faaliyetler de o külliyenin fertleridir. Onları da içine alıyor Kur'an-ı Kerim. Yani sen eğer bu manada hasbi, samimi bir din hizmetin varsa bu aslın külliyetinde bir fert de senin götürdüğün o meşret ve meslek olabilir. Onlardan birisi de diyor Risale-i Nur'dur. Niye kıskanıyorsunuz? Taksimat-ı ilahi yani filan. Ve bunu Üstad Hazretleri kendi şeyinin hakkaniyetine bir delil diye zikretmiyor. Kanaatim diyor. Bitti. O kadar. Tartışılmaz ki kanaatle. İtiraz edilmez ki kanaate. Ve kanaati de illa ispat etme gayreti de kardeşlerimiz için zayıf. Yani boşuna olur yani. Ya tamam kardeşim sen kabul etmeyebilirsin yani. Kanaat. Şimdi bu ölçü bilinmediğinden neden bir nur hizmeti bir birinci şua ile beşinci şua ile gündeme geliyor ve çok itirazlar Ebced Cifir canibinden gelen şeyler gündem oluyor da neden bir Ayet-el Kübra ile neden bir Haşr Risalesi ile gündem oluşturamıyoruz? Bunu nurcuların iyi düşünmesi lazım. Yani bizim esas işimiz o. Oralara nazarları vermek lazım. Onun için bu tür şeyleri bu gibi hadiselerde mesela diyelim ki Üstad Hazretleri Sırr-ı İnna'teyna'da işte 12, 13, 14, 16 işte rakamlarından bahsediyor. Yani o günler için zaten Ebced ve Cifir ile istihraç edilen şeyler ama bunları
İşte ya işte Ali Santoda abi rahmetli başına 2000 koyun demiş olabilir. Doğrudur da. Ve hakikaten çok da manidar. İşte 15 atlandığı yok, işte 16'da başlarına böyle müthiş bir darbe. Yani şimdi bu böyle olsa da olmasa da bizim için bir şey ifade etmiyor. Yani Üstad Hazretlerinin büyüklüğünü o rakamlarla değil, Haşr Risalesiyle, Ayet-ül Kübra ile, İman Kur'an dersleriyle bu davaya şeyle yani nazarlara sunmamız gerekiyor yani. Bunlar hep böyle itiraza mahal şeyler yani. Bunlardan nispeten böyle uzak durmak lazım. Evet, yani biz birbirimize belki dikkatimizi çekmiştik. Mesela öyle mi? Çok muhteşem bir şey oldu orada. İşte mektubat neredeydi? Lütfü abiyle o gün. Mektubat şu. Hangisindeydi o ya? Ey kardeşlerim benden diyor kaçmayın. 16. mektup değil mi? Öyle mi? Yok buradaki. Evet, o. Evet, orası. Allah Allah ya, 70. sayfadaydı. Ya, niye bulamıyoruz? Şey neydi işte? Ama göre... yine yani 16. mektupta. Yani 16. mektup önümde. Dördüncü meselenin üst sorusu. 16. mektup. Evet. 15. mektup. Şey. 10? 14. 14'ten mi? Yani 16. Burada şey, 14. sayı. 16. mektup. He. 5. nokta, 3. mesele. 5. nokta. 3. mesele. 5. 3'ün sonu. 5'incinin 3'üncüsü. Üçün sonu. Üçün sonu. Ben de derim, ben de derim eyyah. Ya bir bu şunu. Ha burada ya. La havle ve la havle. Gözümün de şiddet zorundan gözlemiş. Bakın. Ey ahiret dostlarım. Benim Kur'an'a hizmetkarlığımdan teberri edip kaçmayınız. Yani o gün hemen işte birkaç tane vakıf kapanmış, el konulmuş haberi gelince etraftan vaveylalar geldi. Benim Kur'an'a hizmetkarlığımdan teberri edip kaçmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse veya bana zulmedilse siz benden teberri ile kurtulamazsınız. O hal ile musibete ve tokada daha ziyade istikrar kesbedersiniz. O haliyle. Bir tevafuk bu. Evet. Hem ne var ki evhama düşüyoruz. Öyle burayı yazdık. Ben bir iki paylaşmıştım bunu. O hale biraz büyük harflerle yazdım.
Yazma işte da yani belli, anlayan anlasın onu. Evet. Yani onu öyle o hal diye yazınca birisi öyle bir şey yazmış altına. Evet, o haliyle. Ne kadar manidar. Manidar ama bu benim kanaatim yani. Ama o kanaatte olmayana da bak tam böyle başka türlü anlamasına vesile oluyor. Evet, gerek yok buna. Yani aramızda bir şey, bir nükte gibi kalsın. Bakın, yani o anda, o anda böyle bir hadisede işte şey budur. İşte müridi darda kaldığında imdadına yetişmek manasında bir tezahür yani. Daha yani şeyle de yazıyor, o haliyle diyor. Daha ne desin yani? Tamam mı? Neyse biz de size böyle bir usulü hadis dersi vermiş olduk. Şu örneği görelim. Şu örneği görelim. Şimdi dedik ki harf-i medden sonra sebebi medden sükûnu lazım gelecek. Şimdi sükûnu lazımı biraz flu kaldı. Karanlık olmasa da flu. Duyduk da neydi acaba? Bir daha hatırlatmak gerekiyor. Şimdi denilenleri görelim, gösterelim. Harf-i medden elif var mı? Var. Tamam. Harekesi fazla. Şu fazla, evet. Evet, şu fazla. Bir önceki. Yani bu olmayacak. Ha, şu bir önceki. O zaman şunu içine alayım. Şöyle. Harf-i medden elif var. Sebeb-i medden. Şimdi şunu biraz daha bu tarafa... Şu örneği de görelim. Tamam dursun. Şimdi önce buraya bakalım onu görmeden. Harf-i medden elif var. Makabli fethalı. Harf-i meddi bulduk. Ama bakın sonra sükun göremiyoruz şu anda. Şeddenin içinde sükunu göremiyoruz. Ne yapıyorum? Okunuşta aranır demiştim tecvid. Okunuşunu yazıyorum. Şeddeli lam ne demekti? İki tane lam demekti. Sakin lam. Birincisi sakin, ikincisi harekesi neyse o. İşte bakın, bu şeddeli lamı burada açtım. Şimdi burada bir sükun ortaya çıktı mı? Sükun ortaya çıktı. Sükun. Çıktı ama bana sükunu lazım lazım. Evet. Acaba bu sükûnü lazım mı, sükûnü arız mı? Sükûnü lazım neye diyorduk? Durumunda da geçinliğinde değişmiyor. Sükûnü lazım neye diyorduk? Hoca zor soru sormaz. Vakfen ve vaslen sabit. Dursan da geçsen de önemli değil. Var olmaya devam ediyor. Öyleyse sağlamasını yaptık mı onun hangi sükûnü olduğunu buluruz. Evet. Lal. Durduk. Sükûn var. Lali diye geçtik. Gene var. Öyleyse bu sükûn benim aradığım lazimi sükûn. Sükûnü lazım. Bu da harf-i med. Bu da harf-i medden. Evet, bunu siliyoruz. Şu. Evet. Harf-i medden sonra sebeb-i medden sükûnü lazım gelmiş. Evet. Ne olur? Bu ikisinin arasındaki med münasebetimizin adı meddi lazım. Meddi lazım olur. Hocam, İşte bu. Durulduğunda nasıl oluyor? Bir daha söyleyebilir misiniz? Bal diye lambda durduk. O sükunda durduk. Yani o sükunun lazimi bir sükun mu değil mi? Tarifimiz neydi? Sükunu lazım neye diyorduk? Durunca da var, geçince de var. Yani nerede durunca? Sükunun üzerinde durunca. Bal diye o sükunda durduk. Zaten sükun üzerine durdu. Var. Dalli diye geçtik veya dalli ne geçtik sükun gene var. Lazimi sükun. Uzatacağız mı diye mi soruyorsun? Nasıl? Uzatıp mı duracağız diye. Hayır. Normal hani nasıl oluyor? Yani
Yani bazıları şöyle de diyor buna. Dallin diye durduk. Dalline diye geçtik. Öyle deniyorlar. Öyle denenmeyecek. Böyle denenecek. Yani sükunun üzerinde durduk. Zaten sükun üzerinde durulur. Dal. Başka türlü durmak mümkün değil. Sükun var. Dalli diye geçtik. Sükun gene var. O yani. Şimdi sükunu lazım, sükunu arızı nasıl denedik, nasıl bulduk, o kısmı sadece anlayasınız diye line burada gene harf-i metten ya var mı? Var. Bu harf-i met. Harf-i met. Lin diye durduk burada. Lin diye durduk. Sükun var mı? Evet. Zaten sükun üzerine durduk. Vela dallin diye durduk. Peki, harf-i metten sonra sebeb-i metten sükun gelmiş. Meddi lazım olur diyebiliyoruz mu? Önce bu sükunun nasıl bir sükun olduğunu test etmemiz gerekiyor. Nasıl test ediyorduk? Bize ne lazım? Sükunu lazım lazım. Bakalım bu sükun hangi sükun? Lin diye durduk. Zaten duruş kuralı, vakıf kuralı. Sükun üzerine durulur. Dalline diye hareke üzerine, fetha üzerine vakıf yapılmaz. Tamam mı? Sükun üzerine duracağız mecburen. Sonundaki hareke ne olursa olsun. Dallin var sükun. Durunca var. Peki geçelim. Dalline bismillahirrahman dedik. Line dedik hemen. Fetha geldi geriye. Sükun ortadan kalktı. Demek ki durunca var bu sükun. Geçince yok. Sakıt. Öyleyse bu sükuna ne diyoruz? Sükunu arız. Durunca var çünkü. Durunca. Oradaki de medde arız mı? Dolayısıyla harf-i medden sonra sebeb-i medden sükunu arız gelmiş. Meddi arız oluyor bu. Oldu mu? Yani dün de kim sormuştu? Sükunu lazım da sükunu arızı bir daha anlatsam hocam diyen. Sükunu lazım da sükunu arızı bir daha anlatsam. Meddi lazım, meddi arız gelince anlatacağım dedim. Siz miydiniz burada oturup? Bir şey, hani onunla ilgili bir şey sorduk ama. Yani bir daha anlatsam, anlatmıştım, bir daha anlatsam. Geri gelince daha iyi anlayacaksın tamam. Dedim. O kardeş buradaysa, anlatmış oldum. Şimdi... Hüseyin hocam. Yok yok. Sil tamam. Evet. Şimdi aynı şey el-ha-qatu. Evet. Evet bakın hemen daha iyi anlayalım. Bundan sonra teneffüs vereceğiz. Ha metti tabii. Harf-i met yani. Ha-ko. Bunun okunuşunu açıyorum. Bu şeddeli kaf, iki tane kaf demek değil mi? Evet. Birinci kaf sakin, ikinci kaf harekesi neyse o. Harf-i metten sonra, sebeb-i metten sükun var burada. Test edelim. Sükunu lazım mı, arız mı? Lazım lazım bana. Ha var sükun. Ha-patu. Sükun gene var. Öyleyse sükunu lazım, meddi lazım olur. Bu kelime-i müsakkale. Gel buraya. Bu da kelime-i muhaffefe. Neden müsakkale deniyor? Söylenmesi dile zor geliyor onun için. Ondan dolayı sakil geliyor onun için. Burada şimdi dik üstün var bakın. Mukadder bir harf-i med elif var. Harf-i metten sonra sebeb-i metten sükunu lazımdır bu. El dedik durduk var. El, ene diye geçtik sükun gene var.
sükunu lazımdır. Harf-i metten sonra sebeb-i metten sükunu lazım olduğu için meddi lazım olur. Şimdi gelelim harfi müsakkal. Evet, bakın buna. Tasimim. Şimdi şu ikisi de, sin ve mimde de, her ikisinde de meddi lazım var. Ya hocam, bunda ne harf-i med görülüyor, ne de sebeb-i medden sükun lazım görülüyor. Bakın yazıdayken, yazılış çekti bu. Biz ne yaptık şimdi bunu? Okunuşunu açtık. Okunuşunu yazdık. Da, o mukadder elif ortaya çıktı. Evet, meddi tabii burası. Burası bize lazım değil. Harf-i medden elif var, sebeb-i medden bir şey yok. Meddi tabii olur dedik buna. Bize burası lazım şimdi. Sin ne olur? Harf-i medden ye var. Harf-i medden sonra sebeb-i medden sükunu lazım var. Hiç denemeye gerek yok. Evet. Sin diye durduk, sükun var. Sin mi diye geçtik, sükun gene var. Ama nun mime idam ile okunuyor. O da idam malun ne olur? O ayrı derste gelecek. Ve burada şedde oluştuğu için, idamdan dolayı şedde oluştuğu için dile söylemesi sakil, onun için harfi müsakkal deniyor. Bu kısmına, sim mi kısmına. Yani sinde meddi lazım, harfi müsakkal. Mime varalım şimdi. Harfi medden ya var. Sebeb-i medden sükunu lazım gelmiş. Bırak aynı kelimede bulunmayı, aynı harfte. Aynı harfte bulunmuş. Meddi lazım olur. Meddi lazım hangi kısma girer derse o kadar da deme gerek yok. Önemli olan burada meddi lazımı görmek ve göstermektir. Hocam. Evet. Huruf-u mukatta'da ilgam sen yapacak mıyız? Yapmayacağız değil mi? Huruf-u mukatta'da idgam sayamayacağız değil mi? İdgam var işte, yaptık ya. Yok yani. Si-mi. İdgam malun ne olur orada? İdgam malun ne yapacağım? Tabii idgam malun ne yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Si-mi de. Nerede varsa, kural nerede varsa orada yapacağız. Bak az önce gösterdiğim yerde sakin nundan sonra yemnu harflerinden mim gelmiş, idam malun ne yapacaksın? Sin mim diye okuyamazsın. Sin mi diye okunur. Nun. Evet. Bunlar harfi muhafefe girer. Evet. Şimdi hükmü vacip. Hükmü vacip. Miktarı, ölçüsü, kıraat asım ve diğer bütün imamlara göre dört elif med olunmaktır. Meddi tabiiden sonra en kuvvetli med budur. Tamam. Şimdi dalinde gösterdim ama başlık altında yine gösterelim. Aha, buraya bakın şimdi. Evet, buraya bakın. Ya'lemune. Var mı sükun? Yok. Ya'lemun durduk, sükun var. Öyleyse bu sükun arızi bir sükun. Sükunu arız. Peki bu da harf-i med. Bu da harf-i med. Gelelim tanıma. Harf-i medden sonra sebeb-i medden sükun arız gelirse medde arız olur. Bu da bu kadar. Bu da bu kadar. Tamam. Ya'lemun. Tul ile okuduğumuzda dört elif. Ya'lemun. Hadir ile okuduğumuzda, yani kasır ile okuduğumuzda bir elif. Sonra arada ne kalıyor? Üçle iki kalıyor. Metni muntasıl gibi bir bakıma. Tamam mı? Kıraat asım ve rivayet-i hafsa göre yine dört elif med olunuyor. Hükmü caizmiş. Tamam mı? Sadece bakın,
kunut duasını okurken ve nutni aleykel hayra kullahu neşkuruk ve la nekfuruk men yefcuruk değil. Orada sükun var ya, durak ya. Kardeşim durak ama harf metten sonra gelmesi gerekiyor. Orada yalın sadece ehad gelmiş, ehad diyemezsin buna. İlla kul huvallahu ehad derken sükun var diye orada bir met oluşmaz. Tek başına sebep met bir şey ifade etmiyor demiştik sana. Evet. Bu da bu kadar. Met dilim biraz uzun gidecek. Onu da teneffüsten sonra okuruz. Şimdi grup yaptıysanız, öyle mi grup grup, nerede okuyacaksanız yani şu anda mesela çay içeceğiz de ama çay içmek ders dinlemeye mani değil. Okumak isteyenleri okutuyoruz ezberlerini. Hemen bir an önce ezbere başlayalım. Bir taraftan çayımızı içelim, bir taraftan da ezberimi ben dinleyeyim. Tamam.